bugünkü söyleşimize hoş geldiniz. Bugün eğer 10 dakika içerisinde yetiştirebilirsem Davos ve Ukrayna bağlantısını size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Davos neden önemli? Önemli çünkü şu anda dünyayı yöneten çok uluslu şirketlerin yılda, 2 yılda bir defa veya yılda bir defa toplanarak önlerindeki 2 yılın veya 1 yılın stratejisini belirleme ve kendi egemenliklerini, daha doğrusu servet sınıfının egemenliklerini mevcut şartlarda nasıl ilerletebileceklerini veya nasıl sürdürebileceklerini, onların stratejisini aramak için toplanarak, yani daha doğrusu oligarkların bir araya gelerek önlerindeki senenin stratejisini belirledikleri bir yerdir. Yani dünyayı yöneten servet sınıfının kendi aralarındaki bir think tank diyelim ve hatta düşünce fırtınası, ne derseniz deyin, orada bir takım görüşler alarak belli bir strateji ortaya çıkarmak üzere toplandıkları bir yerdir. Yani oligarkların önümüzdeki yıllarda ne yapacaklarıyla ilgili bir işaret verir. Şimdi buradan baktığımız zaman Davos'un da bu yıl en çok üzerinde konuştuğu ve konuşturttuğu mesele Ukrayna meselesi oldu. Ve bu konuda oligarkların veya da işte egemen servet çevrelerinin yaptıkları açıklamalarda şunu gördük. Mesela Soros şöyle bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz bu para sihirbazı dedikleri veyahut da işte Amerika adına dünyada parasal operasyonlar düzenleyen Soros, Rusya'nın bu dünya ülkeleri içerisinde daha fazla izole edilmesi ve bir anlamda demir perdenin yeniden kurulması anlamına gelecek cümleler kurdu. Diğer devlet başkanları vesaire, daha doğrusu ben bunların hepsine birden Batı kolektifi diyorum. Batı kolektifi Rusya'nın izole edilmesi, işte hatta işte başlangıçtaki söyledikleri bazı cümleleri tekrarladılar. Putin'in değiştirilmesi, Rus ekonomisinin geriye götürülmesi vesaire filan, bunlar söyledi. Fakat bunların içerisinde çok önemli birisi ve şu anda 99 yaşında olan ve Amerikan derin devletinin içerisinde olduğundan da hiç şüphe etmediğim Henry Kissinger'in bir açıklaması oldu. Henry Kissinger'in bu açıklamasına diğer oligarklar biraz isyan ettiler, karşı çıktılar falan. Ama aradan geçen belli bir süre içerisinde, bu 3-4 gün içerisinde Batı kolektifinde Kissinger'in söyledikleri artık tartışılmaya başlandı. Peki bu kadar önemli ne söyledi? Ben onu söyleyerek başlayayım. Kissinger dedi ki Rusya ile Ukrayna'da Rusya'nın istediği şartlarda anlaşmamız gerekir. Aksi takdirde bugüne kadar kurduğumuz finans kapital düzeni ve medeniyetimizi elimizden kaybedebiliriz dedi. Yani bu çok önemli bir açıklamaydı. Bu tabii diğer oligarklar ve yeni oligark olma peşinde koşan diğer CEO'lar vesaireler falan biraz bunu eleştiriyle karşıladılar. Hatta epeyce bir ağır sözler de kullandılar. Fakat gördük ki son bir hafta içerisinde dünyada ve bilhassa bu Amerika'daki servet sınıfının görüşlerini belli eden işte New York Times gibi, Telegram gibi, İngiltere'de Guardian gibi falan gazetelerde yavaş yavaş Rusya ile anlaşılması ve yönüne gidilmesi, hatta Rusya'nın istediği şartlarda böyle bir anlaşma yapalım. Yani şunu söylüyorlar aslında cümlelerin arasında veya hatta bazıları çok açık da söylüyorlar. Artık Zelenski'yi tutmanın ve Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bu yapılacak olan silah yardımı hem bir işe yaramıyor hem de orada daha fazla Ukrayna halkının ölmesine sebep oluyor. Dolayısıyla böyle bir görüş ortaya çıktı Kissinger'in bu açıklamasından sonra. Şimdi bu tabii şu anda içinde yaşadığımız atmosferi tanımlamak bakımından da çok önemli. Hem bu Kissinger'in konuşmasıyla beraber ortaya çıkan Batı kolektifinde biz nasıl olsa Rusya ile burada topyekün bir silahlı savaşa giremeyiz, tamam ambargoları vesaireler uygulayalım
bu ambargoların da hiçbir işe yaramadığı, Rusya'da rublenin arttığı, enflasyonun düştüğü vesaire gibi durumlar ortaya çıktı. Yani bir anlamda Batı, bunu şeyde de söylediler, Davos toplantılarında birçok kişi söyledi. Bu uygulanan, Rusya'ya uygulanan ambargonun Rusya'dan daha çok Batı ülkelerini etkisi altına aldığını ve gıda krizine sebep olduğunu, tabii gıda krizi meselesinde de Rusya'yı işte sanki bütün dünya Ukrayna'dan besleniyormuş ve oradan tahıl gitmiyormuş da vesaireymiş gibi, halbuki tahıl üretimi de daha henüz çıkmadı. Yeni mahsul önümüzdeki aylarda çıkacak. Dolayısıyla daha oluşmadan işte Odessa limanını kapatıyor Ruslar. Dolayısıyla dünyaya buğday ihracatı veyahut da işte ayçiçeği ihracatı falan yapılamıyor. Bu yüzden Rusya suçlu falan gibi diyorlardı. Aslında durumun öyle olmadığı, Odessa'daki limanın kapalı kalmasının esas nedeninin Ukrayna'nın kendisinin döşediği mayınlardan olduğu, dolayısıyla bu mayınların orada temizlenmesi gerektiği vesaire falan gibi durumlar ortaya çıktı. Bunun ötesinde Putin şöyle bir açıklama yaptı. Eğer siz ambargoları kaldırırsanız hem dünyada enflasyon artması durur, hem de dünya bir rahat nefes alır vesaire dedi. Ama tabii şu anda bunu dinleyen Batı ülkeleri yok. Batı ülkeleri deyince de yani aslında Avrupa'da başlangıçta Almanya'nın sağladığı ve Rusya düşmanlığı ve Rusya histerisinde de bir gerileme başladı. Çünkü Rusya sahada düzgün bir savaş yapınca, yani onların söylediği gibi sivilleri öldürmeyip öyle fırtına savaşı gibi uçakları kullanıp rastgele oraya buraya ateş etmeden devam etmesi vesaire, onlarda da değişik duygular yaratmaya başladı. Dolayısıyla bu bir yer var Ukrayna'nın içerisinde, Krasny Liman denilen bir yer. Burası Bolşeviklerin de o zamanki Nazilere karşı savaş verdiği tarihi bir bölge. Aynı zamanda adının da liman olması, işte orada bir nehir geçiyor, çok büyük nehir. Oradaki nehirlerin hepsi gemileri getirip götürebiliyor, öyle büyük nehirler. Dolayısıyla o nehrin aşılması meselesi de halledilmiş oldu. Bir de orada Zaporojye diye bir kent var. Bu Zaporojye kentinde de uçak motorları, işte gaz türbinleri, tank motorları vesaire filan yapılan şeydeki Mariupol'deki demir çelik fabrikası gibiden daha büyük bir sanayi tesisleri var ve ileri teknoloji üreten, hatta sonradan Çinlilerle anlaşma yaparak Ukrayna bu Zaporojye'de yeni teknolojiler üreten fabrikalar filan koymuşlar. Dolayısıyla Rusya Çinlileri şey yapmamak için, ürkütmemek için Zaporojye'ye girmek istemedi uzunca bir süre. Şimdi Ruslarla Çinliler anlaşma yapmışlar. Çinlilerin Ukrayna'da yaptıkları bütün işleri Rusya'nın içerisinde yapmak gibi bir imkan vermiş Rusya. Dolayısıyla savaştan sonra tekrar yeniden bakacaklarmış. Zaporojye'de yaptığı, Çin'in ne yapıyorsa aynısını Rusya'nın içerisinde yapacakmış. Şimdi Rusya'nın bu anlamda önü daha da açık olduğu için Zaporojye'yi de alıp bir işi bitirecek gibi görünüyor. Bunu da dünya ülkelerine de şöyle deklare etmiş oldu. Biz anlaşmaya hazırız ama Zelenski anlaşmıyor. Şimdi Zelenski'nin anlaşmamasının nedeni de İngiltere, Amerika'yı daha fazla kışkırtabilmek için Zelenski ile İngiltere daha fazla yakın ilişkiler kurarak, Zelenski'yi kullanarak, Zelenski'yi Amerika'yı Avrupa'ya falan kullandırarak İngiltere orada bir takım işler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla barışın ve ateşkesin uzamasının nedeni Rus tarafı değil, Batı kolektifidir. Batı kolektifinde bir söylem değişikliği geçen haftanın başından itibaren başladı. Bu Kissinger'in yaptığı açıklamadan sonra bu devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bir barış anlaşması yapılacak ama tabii bu şu demek değil. Yani her şey çözüldü. Batı'yla, Batı kolektifiyle Rusya anlaştı, işte işler yoluna girdi falan filan. Ama sadece sahadaki kinetik yani ısı veyahut da işte savaşlar, böyle silahın kullanılmadığı ama durumun bir
iki tarafın pat durumuna geldiği bir halin elde edilmesine çalışan bir durum olacak. Bundan bütün dünya istifade edecek diye düşünüyorum ama bu burada kalmayacağı şuradan anlaşılmaya başladı. Blinken, Amerika'nın Dışişleri Bakanı Blinken geçen hafta önemli bir açıklama yaparak işte Tayvan'ın iç işlerine daha doğrusu Çin'in iç işlerine karışmaya başlayınca Çin'le Amerika arasında da önemli bir gerilim var. Neresinden bakarsanız bakın Amerika durmak istemiyor. Ancak durursa aynı bisiklet çevirdiği gibi durursa düşeceği kanaatinde onun için mutlaka bir yerde savaş açmaya, bir yerde bir huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor diyelim ve bugünkü söyleşimizi burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.